Güzel ve sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Ben Taşkın Duman. Mail adresimi özellikle yazdım. Danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa her zaman mail yazabilirsiniz. Konumuz MS ve aşılar. Aşılar insanlık tarihinde, sağlık geçmişimizde çok büyük önemli olan, çok önemli yer işgal etmiş olan unsurlar. Bunu gösteren pek çok örnek var bu örneklerden bir tanesi çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı insanlar için 3000 yıldan fazla bir süre kabus olmuş hastalık. Pek çok insanın ölümüne, sakat kalmasına, kör olmasına neden olmuş bir hastalık. Aşı sayesinde dünya üzerinden silinebilmiştir. 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü çiçek hastalığının eradike edildiğini duyurmuştur aşı sayesinde. yakın zamanda Covid pandemisi de bize aşıların ne kadar önemli olduğunu hatırlatmıştır zaten. Evet, tıpta kullanılan her şey gibi aşılar da çok iyi bilinmesi ve çok dikkatle kullanılması gereken unsurlar. Bu nedenle aşıları çok iyi bilmeliyiz ve dikkatle kullanmalıyız, kimse yarar sağlasınlar. MS ve aşılar konusunda birkaç soruyu cevaplayalım. MS hastalığı aşının etkinliğini azaltır mı? Hayır, azaltmaz. Çünkü MS hastalığı bağışıklık yetmezliği yapan bir hastalık değildir. MS hastalığı aşı ile oluşan antikor cevabını azaltmaz. Başka bir soru, MS tedavisinde kullanılan ilaçlar aşının etkinliğini azaltır mı? MS tedavisinde kullanılan, uzun süreli olarak kullanılan hastalık seyrini değiştirici tedaviler dediğimiz ilaçlar bir kısmı aşı etkinliğini azaltabilmektedir. Bu nedenle MS hastası aşı yapılacağı zaman kendisini MS için izleyen hekime bu konuyu sormalı ve aşı için önerisini almalıdır. Peki aşı etkinliği azaldığı durumda neler yapılabilir? Bu durumda yapılabilecek pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi de tekrar aşı yapmaktır. Tekrar tekrar aşı yaptığımızda daha yüksek bir antikor cevabı sağlayabiliriz. Kortizon tedavisi aşının etkinliğini değiştirir mi? Evet değiştirebiliyor. Bu nedenle kortizon tedavisi yapıldıktan sonra bir süre aşı yapılmasını önermiyoruz. Aradan bir zaman geçtikten sonra ki bu tedavinin ve hastamızın özelliğine göre yine hastayı MS için izleyen hekim tarafından belirlenecek bir süredir. Bu süreden sonra aşı yapılmasını öneriyoruz. Aşılar MS hastalığının seyrinde olumsuz etkiler mi? Aşıların pek çoğu MS hastalığının seyrini olumsuz etkilemiyorlar. Ancak olumsuz etki yapabilen aşılarda vardır. Her aşıya ve hastamızın durumuna göre bunun belirlenmesi gerekir. MS tedavisine başlanmadan önce aşılar için neler yapılmalı? MS tedavisinde başlamadan önce hastamızın bağışıklık durumu kontrol edilir. Eksik olan aşılar varsa bunlar tamamlandıktan sonra tedaviye başlanması tercih edilir. Grip aşısı için durum nedir? Grip aşısının MS ataklarına yol açtığına dair bir kanıt yok. Yol açmadığını gösteren pek çok delil var. Ancak buna rağmen yine dikkatli olmalıyız. Grip aşısı yapılmadan önce hastalarımızın kendilerini izleyen hekime sormalarında yarar vardır. Grip aşısı konusunda da zayıflatılmış canlı aşıyı, burun spreyi şeklinde olan aşıyı tercih etmiyoruz. Enjeksiyon formülü yapılan inaktif aşıyı tercih ediyoruz. Hepatit B aşısı güvenli görünen bir aşı, e, nispeten e, risksiz bir aşı. Bu nedenle yapılmasında sakınca yok. Ama e, söylediğim gibi her zaman için hasta üzerinde karar verilmesi gerekir ve hastayı izleyen hekimin bunu gözden geçirip e, görüş bildirmesi gerekir. Tüberküloz için kullanılan BCG aşısı da, risksiz görülen aşılar arasında. Varisella çok önemli. Çünkü bazı ilaçları başlamadan önce hastamızın su çiçeğine karşı bağışıklığının olması gerektiği yeri teyit ederiz. Ya su çiçeğiyle karşılaşmış olmalıdır veya su çiçeği geçirmiş olmalıdır veya aşılanmış olmalıdır. Eğer su çiçeğine karşı bağışıklığı yoksa tedaviye başlamadan önce hastamıza varisella için aşı yaptırıyoruz. Sarı humma riskli aşılardan birisi. Çünkü hastalığın seyrini olumsuz etkileyebilmektedir ve atak riskini arttırabilmektedir. Bu nedenle zorunlu olmadıkça sarı humma aşısı önermiyoruz. Zaten sarı humma aşısı rutin aşılardan birisi değildir. Sadece dünyada belirli bölgelere giden kişilere yapılan bir aşı. Ancak yapılmadan önce yine hekim görüşü almakta yarar var. Tetanoz ve kuduz aşıları bunlar da riskli olabilen aşılar ancak gerek tetanoz gerek kuduz hayati tehlike içeren durumlar olduğu için bu aşıların tabii yapılmaması diye bir durum söz konusu değil. O nedenle aşıların yapılmasını sağlıyoruz ve aşı yapıldıktan sonra mümkün olduğu kadar risk azaltıcı önlemleri gerçekleştiriyoruz. Evet, MS ve aşılar konusunda kısaca söylemek gereken bir öneri olursa, MS hastaları tabii ki aşı yapılabilirler. Ancak aşı yapılmadan önce ve yapılacakları aşılar konusunda kendilerini MS için izleyen hekimin görüşünü almalıdırlar ve bu doğrultuda hareket etmelerinde yarar var. Sorularınız olursa her zaman yazabilirsiniz. Saygılarımı sunarak sözlerimi bitiriyorum.